ebedi duracağımız yer, bu ikisi arasındaki farkı çok iyi görerek herhalde ona göre bir tavır ayarlamak icap ediyor. Bir muhakkaten misafirhane, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın beyanıyla مَا اَنَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ فَتَرَكَ. Ne alakam var benim dünyayla? Benim durumum tıpkı işte bir yol giderken bir ağacın altında muhakkaten aram eden bir insana benzer. Sonra kalkar, bineğine biner, göçer gider, işte o kadar hepsi. Bir ağaç altında, ağaç gölgesi altında dinlenme gibi bir şeydir. Ebediyetle 50-60 sene karşı karşıya getirildiği zaman bu hiç görünmez. Mikroskopla bile göremezsiniz. En büyütücü büyüteçlerle bile göremezsiniz. Bu dünya öyle küçülür. 60 sene, 70 sene. Hatta bütün insanlığın ömrü ebediyetin yanında bir an-ı seyyale gibidir. Gelir, uğrar, geçer, gider. Ve insana bu iki alem arasındaki konumu ve durumu itibariyle durum ayarlaması iktiza eder. Kur'an-ı Kerim Karun'a hitap ederken وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret hayatını peyle. İptiha kelimesiyle ifade ediyor. Vatlup değil. Candan, yürekten onun arkasına düş. Hep onun talebinde ol. Soluk soluğa onu takip et. Ahiret hayat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadan nasibini de unutma. Bir yiyecek kadar, bir içecek kadar, muhakkaten yaşayacak kadar. Ferdi hayat itibariyle böyle olduğu gibi, içtimai hayat itibariyle de böyledir.